Elbette ki sağlayabilir. Burada S-400'ün gelmesiyle ilgili olarak bence çok kritik bir tesadüf var yani tarihsel olarak. Normalde Ocak ayından itibaren Amerikan başkanı için artık bir seçim şeyi hızlanacak. Dolayısıyla yani işte Kasım'da bir sene kalmış olacak. Temmuz, Ağustos, Eylül aylarının Amerika ile olan bu gerilimin en yüksek olduğu aylar olması ve bu meselenin nasıl yürüyeceğinin netleşiyor olması bir açıdan şans. Yoksa iş seçim satim haline kalırsa orada daha da zor olacak diye düşünüyorum. Tabii daha da sertleşecek. Şimdi Trump'ın baktığı yerden aslında Trump bu Patriot füzelerinin verilmemesi konusunda da Obama yönetimini haksız bulduğu için yani Türkiye ile bu S-400 meselesinin çok büyümesini istemiyor aslında. Dolayısıyla o muafiyet de vermek istiyor bence. 12 taneden 5 tanesini de en kolaylarından seçebilecek bir arada diplomasi var. Fakat Amerikalıların kendi içlerinde şöyle bir şey var, tartışma var. Yani bir yandan Kongre, Türkiye çok fazla Türkiye karşıtı bir konuma geldi. Diğer yandan Pentagon, gerçi son bir farklı bir açıklama geldi fark ettiyseniz. Dedi ki yani F-35... Türkiye ile ilişkiler devam ediyor. Evet, devam etmek. Stratejik ortak falan yani F-35 ile bu iş sınırlı kalması gerekir gelecek bir şey. Şimdi benim gördüğüm şu. Türkiye dedi ki ortak bir komite kuralım, bu NATO'ya zarar vermeyecek şekilde bunu Türkiye-Amerikan ilişkilerine zarar vermeyecek şekilde yönetelim dedi. Bu seçenek muhtemelen kabul görmüyor. Ama geriye ne kalıyor? İki seçenek kalıyor. Birinci seçenek şu. Hayır arkadaş, hem F-35 programından çıkartırız hem de biz ekonomik ambargolar, hatta gerekirse ağır ambargoları da koyarız diyen bir tavır var. Burada Kongre bence bu kafada, Pentagon'da yakın zamana kadar bu kafada, şimdi ne yap, yani değişir mi pozisyonu bilmiyorum. Dışişleri de bunların arasını bulmaya çalışıyor. Yani yönetmeye çalışıyor işi. İkinci bir görüş daha var. Son zamanda Türkiye'nin çok fazla itelendiğini, Türkiye'ye çok fazla ters davranıldığını, F-35 programından çıkarılmış olmanın zaten yeterli bir tepki olacağını, daha fazla ileri gidilmemesi gerektiğini. Yani özellikle İran'a yönelik pozisyon ortadayken. Evet, İran'la bile müzakere seçeneğinin önü açılmaya çalışırken. Dolayısıyla bu ikinci görüş eğer ağırlık kazanırsa o zaman F-35 dışındaki yerlere aksetmeyebilir. Aksetse de çok sınırlı kalabilir. Ve dolayısıyla biz düşükle orta gerilim diyebileceğimiz bir yerde meseleyi yönetiriz. Ama eğer Trump'ı bir şekilde baskılamak isteyenler, Trump'ın Türkiye'ye davranışın yanlış olduğunu söyleyenler, mesela Kongre yeni başkana, yani demokratlar için söylüyorum, bir alan açmak için bunu krize çevirir ve Trump'ın önünü kapatmaya çalışırsa bu sefer iş gerilimin düzeyi yükselir ve Trump orada etkisiz kalabilir.